Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Yorumlardan geldim değerli arkadaşlarım. Birazdan videoları paylaşacağım zaten. Ne yorumu hocam? Hayırdır, bir şey mi oldu? İki öğrencim için geldim. Bir Hilal, bir Tombis. İki değerli öğrencim ve sizler için geldim özellikle. Özellikle hepiniz için geldim değerli arkadaşlarım. Şu anda öğretmen olarak değil, bir abi olarak konuşacağım sizinle. Anlaştık mı? Prenslerim, prenseslerim. Yorumlara baktım. Hilal şunu yazmış. Hocam artık kafam almıyor. Hocam artık yapamıyorum. Tombis'e baktım. Hocam artık ağlıyorum, yapamıyorum. İkinize bir soru. Kaç aydır çalışıyorsunuz? Kaç ay? Sayamıyorsunuz değil mi? O kadar ki emek vermişsiniz. Çok emek verdiniz. Ben biliyorum. Hepinizi takip ediyorum. Değerli arkadaşlarım, merak etmeyin. Tüm yorumlarınıza bakıyorum. Olumlu olumsuz hepsine bakıyorum. Yani bu kadar çalışmışken neden bırakmaya yüz tutuyorsunuz? Sebep? Ben sizden bir şey istiyorum. Son bir şey. O kadar emek veriyorum sizlere. Siz de beni dinleyin. Kaç gün kaldı? 20 günden az. Birazcık dişini sık. Sadece birazcık. Bitecek sonra. Üniversiteye gideceksin. Keyfine bakacaksın. Birazcık dişini sık. Buraya kadar gelmişken bırakmak doğru olmaz. Bu benim emeğime de, özellikle senin emeğine de büyük haksızlık, saygısızlıktır. Kendine saygısızlık etme. Kendinize haksızlık, saygısızlık etmeyin. Saygı insanın kendisine başlar. Bunu unutmayın. Buraya kadar geldin, bırakma. Gerçekten bırakırsanız sizin de aramı bozarım. Ciddiyim. Ne bir paylaşım yaparım, ne bir şey. Ben niye buradayım? Sizin için. Yani şunu düşünmeyin. Hoca o kadar para alıyor. Ben para falan almıyorum değerli arkadaşlarım. Yani sandığınız kadar böyle şeyler almıyorum. Sizden sadece birazcık daha dişinizi sıkmanızı istiyorum. Ya ben size o kadar güveniyorum ki. O yorumlara bakıyorum. O gözlerdeki ışıltıyı ben hissediyorum değerli arkadaşlarım. Full yazıyorsunuz ya. O kadar çok hoşuma gidiyor ki. Demek ki ben bir şeyler katmışım bu öğrenciye. Yeni gelen arkadaşlarım var mesela. Hocam bana tarihi sevdirdiniz. Bu benim için büyük bir mutluluk. İsimlerinizi ben yakın zamanda paylaşacağım. Koyacağım telefonu yanıma. Hepinizin ismini tek tek okuyacağım. Ve başarılar dileyeceğim değerli arkadaşlarım. Ben sizinleyim. Sizi bırakmayacağım. Ama moralinizi bozarsanız, hocam ben bırakıyorum derseniz, kendinize büyük saygısızlık etmiş olursunuz. Yani o kadar gelmişsiniz. Neden? Bırakma. Çok mu sıkıldın? Birazcık ders ara verebilirsin ya. Birazcık ders ara ver. Birazcık ver, müzik dinle, farklı müzikler keşfet, biraz kafanı dağıt. Tamam mı? Tek yapman gereken soru çözmek artık. Soru çöz. Soru çöz bırak. Soru çöz bırak. Ve sizden ricam, büyük bir stres haline getirmeyin bunu. Ya çalışıyorsunuz. Ben görüyorum. Ben şahidim. Başka öğretmen şahit olmasa, başka öğretmen yorumlarınıza bakmasa da ben bakarım. Ben şahidim size. Allah da şahit. En büyük şahit Allah'tır zaten. Ben de size şahidim. Görüyorum değerli arkadaşlarım. Ne yaptığınızı görüyorum ben. Yorumlarda hepinizi takip ediyorum. Başka kanallara da gelip sizi izliyorum. Merak etmeyin. Siz şey sanıyorsunuz değil mi? Ali Hoca hiçbir yere bakmıyor. Çoğu kanala geliyorum. Görüyorum sizi. Mutlu oluyorum. Demek ki bu çocuklar gecesini gündüzüne katıyor. Demek ki bu çocuklar çok çalışıyor ve bu çocuklar kazanacak diyorum. Ve eminim ki sınavdan sonra sonuçlar açıklandığında hepiniz bana geleceksiniz. Hocam, hocam, hocam başardık diye. Ben bekliyorum bunu. Sen beklemiyor musun? Sen bana güzel bir şey yazmak için beklemiyor musun cidden? Bana yakışıklı, haşin, gaddar abine, öğretmen demiyorum. Öğretmenlikle alakası yok şu anda bu işin. Şu anda ben öğretmen değilim. Tamam mı? Sizin abiniz. Tamam mı? Tomris, Hilal, kendinize gelin. Vallahi şaplayı yiyeceğiniz ha. İbo'yu sürekli tokatlıyorum zaten. Adam artık yanlış yapmıyor. Niye? Şaplayı yiyeceğini biliyor o yüzden. Hilal, Tomris. Ve diğer arkadaşlarım, bu hataya düşmeyin. Çocuklar şu anda hata yapıyor. Ben onları döndürüyorum. Ve dönecekler. Daha güçlü, daha sağlam dönecekler. Bu ikisi var ya,
Bu ikisi o. Ben onları hep takip ediyorum. Bu ikisi çok çok iyi öğrenciler. Ve hepiniz de biliyorum ki altın kalplisiniz. Mükemmelsiniz. Sizleri ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Siz de beni seviyorsunuz. Hissediyorum, merak etmeyin. Ben kameraya anlatmıyorum, size anlatıyorum. Soruları boşuna size bırakmıyorum. Oğlum kendime mi anlatıyorum? Üç kitap yazdım. Bak arkada görünüyorum. Bak ha orada bak başı göründü. Hala da yazacağım. Niye? Yazacağım seviyorum çünkü. Bilgiye aşığım, derde kaçırım, kültüre aşığım. Sizden ricam bırakma. Bırakma sen kazanacaksın. Bu kanala gelen insanlar kazanır. Eski öğrencilerim var. Hatta bir öğrencime örnek vereyim. Efe. Kazandı ne yaptı biliyor musunuz? Hukuk fakültesinin önüne gitti. Hocam selamlar. O kadar sevindim ki. Yorumlar geliyor bana. Hocam hukuk fakültesinden selamlar. Oh. Ben daha neyi sevdirim ki? Moralinizi bozmayın. Sizden rica ediyorum. Moralinizi bozmayın. Az kaldı az. Vallahi az kaldı. Billahi az kaldı. Ondan sonra gelin. Bakın çoğu öğrencim şunu yapıyor. Abonelikten çıkmıyor. Tamam mı? Üniversiteyi kazanıyor gidiyor. Zevkine beni izliyor. Beni özlemiş bir selam da veriyor arada. Zevkine izliyor. Siz de öyle yapacaksınız. Ben adım gibi eminim. Adım gibi eminim. O kadar çok iyi öğrencilerim oluyor ki şu anda da oluyor. Hissediyorum şu anda da oluyor. Geliyorlar. Bazıları sadece izliyor, yorum yapmıyor. Ben onları da hissediyorum. İzliyorlar beni. Olumlu olumsuz yorum da yapabilirsiniz. Ama bu saygıyı koruyun. Neyse konumuzu dağıtmadan saygı benim için her şeydir. Ve saygı insanın kendisinde başlar. Eğer kendine saygı duyuyorsan buraya kadar gelmişken bırakmayacaksın. Adam gibi çalışacaksın ki zaten çalışıyorsun. Bu işi halledeceksin. Sen böyle hem düşmanlarını sevindiriyorsun hem de ÖSYM'yi sevindiriyorsun. ÖSYM ne diyor? Bir müşteri daha. Gerçeği anlatıyorum size. Rakibin ne diyecek? Aha. Bu da gitti. Rakibin ne diyecek? Rakiplerim azalıyor. Unutma. Unutma. Pes etmeyen kazanır. Benim için bitiriyorum değerli arkadaşlarım. Zamanınızı çok aldım. Kusura bakmayın. Benim için dünyanın en büyük devrimcisi Hazreti Muhammed'dir. Peygamberimiz taşlandı, kovalandı, dişi kırıldı, gazi oldu, pes etmedi. Ne oldu sonra? İslam dini tüm dünyada yayıldı. Pes etme. Kazanacaksın. Sen kazanacaksın. Biraz ciddi oldum sanki değil mi? Sizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.